Herkese merhabalar. Hazreti Şuayb konumuzda beraber hazır mısın Tonguç Erhan? Hazırım hocam. Şimdi senle beraber müthiş bir ders bizi bekliyor. Çünkü Hazreti Şuayb gerçekten de bak burada resimde de gördüğün gibi. Çok güzel çizmişsiniz hocam. Süper bir peygamberdi çünkü Hatibül Enbiya'ydı. Yani o kadar güzel bir hitabet yeteneği vardı ki aslında söyledikleri herkes tarafından kolaylıkla algılanabiliyordu ve kolaylıkla anlaşılıyordu. Dolayısıyla Hatibül Enbiya olarak Hazreti Şuaybi bileceğiz ve aynı zamanda çok güzel öğütleri vardı. Medyen ve Eykî halkına geldi ve çok güzel öğütleri vardı. Özellikle buraya bunu çizmemizin sebebi de ölçü ve tartıda hile yapmayın derdi ve sonuçta bu güzel öğütleri de Allah'tan aldığı vahiler neticesinde insanlara ulaştırdı. Şimdi seninle beraber bunu öğreneceğiz. Allah Zor bir konu mu hocam? Allah'a inanç en önemlisi neydi? Tevhid. Yani vahid Allah'ın birliğine e, çağırıyordu e, Hazreti Şuayb. Zor bir konu değil zaten çok güzel ve çok Özel bir konu çünkü Kur'an-ı Kerim'den kıssası geçen peygamberlerden bir tanesi Hazreti Şuhayb. Ödev verecek misiniz hocam sonrasında? Tabii ki ödevi baştan vermek istiyorum. Bu arada LGS kampımıza göre programımız, aralık programımız harika bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Senle beraber... Hocam fırtınalar hemen, kopuyor her yerde. Aynen evet gerçekten öyle. Hemen sana ödevini vermek istiyorum. Yeni nesil taktikli din kültürü kitabımızdan Hazreti Şuayb konumuzla alakalı hemen senle beraber ödevimizi test 25 ile başlayabiliriz. Test 25 hemen buradan açıyoruz. Ve test 25 yani Hazreti Şuayb Aleyhisselam. Buradan taktik kitabımızdan bunu yapacağız. Yeni nesil taktikler. Aynı zamanda Dinamo Din Kültürü Soru Bankamızdan da Test 24'ü yaparsan bu işi bitirirsin. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Ve aynı zamanda aynı zamanda Zoru Bankası 10'da onda Ondan da hemen seninle beraber Test 08'i yaparsan Hazreti Şuayb konumuzda işlemiş olursun. Hadi bakalım o zaman. Dersimize başlayalım. Hadi bakalım. <laughs> Hemen senle beraber Hazreti Şuayb aleyhisselam kimdir öyle bakalım. Medyen ve Eyke halklarına gönderilen bir peygamber Tonguç Ölen Suudi Arabistan'ın şu anki e, kısmının sol üstünde yani birazcık daha kuzey batı kısmında kalan körfeze yakın bir Medyen halkı oturuyor Tonguç Yani bu Suudi Arabistan, Arabistan Yarımadası'nın tam böyle sol üst köşesinde Ürdün'ün altlarında bir halk yaşıyordu. Buna da Medyen ve Eyke halkı diyorduk. Bu Medyen, Kuzey Batı Arabistan ve Akabe Körfezi'nin doyu kuyularında bulunan bir bölge aslında. Türkiye'de buradaki, hocam? Buradaki halkın Türkiye ta burada bir yerde. Yani Suudi Arabistan burada, Türkiye burada. Bu Suudi Arabistan'ın üst kısmında olan bir yer aslında. Bu halka gönderilmiş, Allah tarafından peygamber olarak seçilmiş bir insan aslında Hazret Hazreti Şuayb. Ve Hazreti Şuayb'ın özelliklerine baktığımız zaman Hatibül Enbiya yani peygamberlerin hatibi. Hatip ne demek biliyor musun? Hatip ne, hatip ne hocam? demek hocam? Ya, Tonguç hatip insanlara hitap eden. Yani Benim arkadaşlarımın ne diyor hocam. İnsanlar o başka bir şey tabii. Ya, ama hayır birbirine bağlantılı aslında. Yani insanlara hitap eden e, insanlara yani konuşma yapan insanlara. Kürsüye çıkıp hocam? Aynen tebrik ediyorum. Kürsüye çıkıp konuşan insanlara biz hatip diyoruz aslında. İşte eskiden Arapça bir kelime aslında bu. Peygamberlerin hatibi de peygamberlerin iyi konuşanlarından bir tanesi olduğu için. E, Hazreti Şuayb'a hatibül Enbiya diyor biz. Enbiya yani zaten peygamberlik va e demek aslında. Dolayısıyla Kur'an'da adı 11 yerde geçiyor. Demin sana söylemiştim. Ve Hazreti Musa'dan önce peygamber ve kızını Hazreti Musa ile evlendiriyor. Dolayısıyla Hazreti Musa aslında onun bir damadı Tomuş Bey. Ama Hazreti Musa da çok büyük peygamber. Sonuçta e Tomuş Bey bu insanların yani peygamberlerin hepsi aslında insan olarak olaraktan Allah tarafından görevlendirilmiş ve belli insanlara tebliğ vazifesi yani uyarma vazifesiyle gönderilmiş, seçilmiş insanlar. Mesela Hazreti e, Şuayb Medyen ve Eyke halkına gönderilmişti. Hazreti Musa kime gönderildi biliyor musun? Kime? İsrailoğullarına. Yani şu anda bildiğin hani Musevi, Yahudi dediğimiz insanlar evet, var. Ya. Evet, evet. Zaten oradaki insanlara gönderilmiş bir peygamber Hazreti Musa'ydı. Peki, e, ikna edici bir özelliği var çünkü çok güzel konuşuyor. Yani bir insanı ikna edebilmek için ne yapman gerekiyor? İyi bir şekilde hatiplik yapman yani konuşma yapman gerekiyor. İnsanları bir tane ünlü bir Yunan filozof demiş ki insanları ikna edebilseydim her şeyi yapabilirdim demiş. Gerçekten de insanları ikna ettiğin zaman bütün büyük cümle, büyük istediğin cümle. her şeyi yapabilecek güce sahip olabilirsin. Peki aynı zamanda yumuşak huylu tomuşa yani böyle sert bir üslupla insanlara Allah'a anlatmamış insanları alttan alaraktan, insanlara yumuşak sözler güzel sözler söyleyerekten zaten o yüzden hatibül enbiya demiştim. Yumuşak Uşak huylu olduğu için de çok güzel ikna edici bir özellik saymış. Öğütlerine baktığımız zaman hile yapmayın. En önemlisi tabii ki bütün peygamberlerin dediği gibi... En önemli öğüt ne biliyor musun? Şirk koşmayın. Ne demek hocam şirk? şirk? demek Tomuş Erhan Bey. Ortak koşmak demek. Ortak koşmak şu demek. Hani e, tabii ortak koşmak ne demek diyeceksin? Yani. Tomuş biz Allah'ın e, ne olduğunu anlıyoruz. Allah'ın evreni yarattığına, bizi yarattığına, şuradaki topraktaki solucanı, bu kağıdı, bu kalemi, her şeyi yarattığına ve tek bir tanrı olduğuna inanıyoruz. Biz bu inancı ne diyoruz Tonguç Eren Bey? Im? Tevhid inancı diyoruz. Yani bu şeyden geliyor. Arapçadaki vahitten geliyor. Vahit diye hatta Abdülvahit diye isimler vardır. Vahit diye isimler Aa. vardır. Bizde de vardır. Hani vahit gel o evladım buraya falan. Hocam? Aslında bu tek demek. Hatta Arapçadaki sayalım hemen. Vahit, İsneyn, Selase, Erbaa değil mi Tonguç Eren Bey? Evet, i̇şte hocam. ben bunları saydığım zaman bir, iki, üç, dört diye ben Ben İngilizce sayabiliyorum. One, two, three, four. Tebrik ederim. Foro ne evladım saçmalama. İbrahim Şimdi... öğrendim. Evet Şimdi Tanuç bak, vahitten geliyor. Allah tekleri dediğimiz zamansa tevhid inancı demek bu. Biz peygamberlerin şunu biliyoruz, Kuranda her bütün peygamberin geldiği kavme ne dediğini Biliyor musun? Allah birdir ve ona inanın. Yani Allah'ın birliğine inanın diyor insanlara. Neden diyor? Çünkü insanlar bir sürü tanrı inanıyor. Mesela Aziz Şuayb medyan ve hikaye hakkında geldiği zaman ne oldu biliyor musun Tomcuğum? Ne oldu? Tom. Herkes dedi ki bizim bir sürü tanrımız var. Git başımızdan. Ben ne tek bir Allah'a inanayım. Bir sürü tanrı var. Mesela e, Kabe'yi biliyorsun Tomcuğum. Peygamberimiz geldiği Kabe'nin içinde bir sürü putlar vardı. Evet. Ve bu putlar insanların taptığı putlardı. Bu putlar aslında Allah'a ortak koşmaktı. Neden biliyor musun? Yazık, yazık. Ben al bak ama çok enteresan. Oradaki insanlar Allah'a inanıyordu Tomcuğum. Yani Aa. peygamberimizin dönemindeki insanlar Allah'a inanıyordu ama diyordu ki ya ben Allah'a da inanırım e buna da inanırım diyor. Mesela ben e, Allah beni tamam yaratmış olabilir ama ben buradaki kaleme de inanırım diyor. Aa. Ve kaleme de diyor ki kalem lütfen bana işte güzel bir aile ver diyor. Ondan sonra bir tane başka bir e, şeye geliyor. Mesela e, işte kapak kapak var burada. Kapağı diyor ki lütfen işte yağmur yağdır besinlerim e, şey olsun büyüsün ve ağaçlarım büyüsün Taşman diyor. Ağlam. Yani böyle her şey için farklı tanrılar özellikle Yunan mitolojisinde de vardır. Hani böyle işte e, yer yeralt, altı tanrısı, Aşk tanrısı yok bilmem hani denizlerin tanrısı Aspendos neydi o e, e, neydi bir şey bir Marinos tanrısı. hayır Marinos alakası dakika deniz tanrısı Marinos halı gibi Marinos koyun gibi evet, evet. Hayır şunu demek istiyorum e, mesela hani neydi o ya e, denizlerin altındaki hani Zeus evet. böyle büyük ta, e, en büyük böyle her şeyin yaratıcısı Armağanon Armageddon diye o neyse tamam işte Jurassic böyle, Park böyle garip garip e, şeylere inanıyorlardı ama Allah'a da inanlardı. Ama yaptıkları ne biliyor musun? Şirk koşmaktı. Şirk koşmak onların yanında, Allah'ın yanında başkalarını da bilmek. Bunları da. Kaç tane tanrım var senin? Tövbe bir tane benim Allah'a Ama oradaki insanların beş 6 tane belki de bin tane hatta şu anda Hindistan'da insanlar 3000 tane tanrı inanıyor. 5000 tane tanrı inanıyor. Yani, yani ne yapacaklarını da şaşırıyor insanlar. Hı. Dolayısıyla aynen bir de ineklerin içinde binlerce da, tanrı olduğunu resmen insanlar bana bir star e, gibi muamele ediyor. Hindistan'da ina, insanlar neden ineğe tapıyorlar biliyor musun Tomucuğum? Süt verdiği için. İneğe tapmıyorlar aslında. İneklerin içinde tanrı olduğuna inanıyorlar. Aa. Yani inekleri yemiyorlar çünkü iç, ineklerin içinde bir sürü tanrı olduğunu oynuyor. İşte şu ayette dedi ki, hadis-i şu dedi ki, Şirk koşmayın dedi. Allah birdir dedi. Allah bir birdir ve Allah'a ortak koşmayın. Allah'ın hiçbir ortağı yoktur. Allah tek başına her şeyi yaratmıştır ve bizim tek başına ona inanmamız gerekiyor. Başkalarını bırakın dedi. Ve haksızlık ve bozgunculuk yapmayın. Hile yapmayın. İnsanları dolandırmayın. İnsanların hakkını yemeyin. Bozgunculuk yaparak, fitte çıkartarak insanların arasını bozmayın. Bu çok güzel öğütleri insanlara söyleyince ne yaptı insanlar? mala bağladı hayır mala bağlamadı İnsanlar evladım reddetti onu sen kimsin dedi bizim bir sürü tanrımız var dedi ben hile de yaparım yolumu da bulurum dedi Hak hakta neymiş dedi ben zaten yaşayıp gideceğim dedi falan filan Dolayısıyla kıstasına baktığımız zaman refah içinde yaşayan medyanın bir... dangoz halkı diyebilir miyiz hocam? Hayır saçma. Ya, i̇nsanlar hakkında öyle bir şey söylemiyoruz. Herkesin inandığı inanmadığı yerler olabilir. Ama Aa. biz insanlara mesela Hindistan'daki insanlara da saygı duymamız gerekiyor. Dinle Onlar... zorlama var mı hocam? Biz, kesinlikle dinle zorlama yoktur. E peki Allah sorularını neyimdir. çok zorlayacağım sizin din sorularını. Hayır o saçma mı onlara Yani şunu demek istiyorum. Refah içindeki medyan ve eyke halkını putlardan uzak tutmaya çalıştı ve dedi ki onlara bu putları bırakın dedi. Bu putlarla e ...Refa'a ulaşamazsınız... ...bu putlarla Allah inancı olmaz dedi... ...Allah'a ortak koşmayın dedi... ...sonrasında da büyük bir fırtına... ...büyük bir gök gürültüsü... ...ve benzeri kısasında da olan bir şey... ...ateş yağmuru... ...ondan sonra deprem oldu... ...ondan sonra gök gürültüsü Az bile. ...ve medyen ve eyke halkı... ...bu felaketler sonucunda helak oldu... ...kavim demek onun içinde yaşadığı topluluk demek... ...helak oldu demek... ...yok olması demek yani... ...bir, bir sürü... Sefer. Evet çok enteresan. Bak gerçekten de şu anda e, zaten ülkemizde bu konuda çok cennet yani ülkemizde tarihi eserler konusunda çok gelişmiş bir yer. Bir sürü kavim o kadar güzel medeniyetler kurmuş ama bir anda yok olmuş. Bunlar nasıl yok olabilir? Bunların yok olması için gerçekten bu kadar böyle bir acayip bir şey mi olmuş? Üzerine inşaat yapmışlar. İşte bunların bir anda yok olabilmesi için gerçekten köklü bir değişiklik olması gerekiyor. Birçok kavmin hatta şu anda arkeologlar da onu araştırıyorlar. İşte böyle doğal felaketlerin yok olduğu arkeologlar tarafından ispat edilmiş bir şey wow. ve bu Kur'an'daki kıssalar yani hikayelerle çok örtüşüyor aslında. Dolayısıyla Medyen ve Eyke halkı yani Medyen diyelim buraya hatta çok özür dilerim onu eksik almışız. Hazreti Şuayb'ın kavmi olaraktan helak oldu. Neden biliyor musun Tonguç Bey? Allah tarafından verilen peygamberlik görevine sahip Hazreti Şuayb'ın sözlerini dinlemedikleri için ve sonrasında da buna uymayıp da asilik edip hadis Şuayb'a karşı geldikleri daha doğrusu Allah'a karşı geldikleri çünkü Hazreti Şuayb kimdir biliyor musun? Sadece bir elçidir. Aa. Sadece söyleneni iletmekle de görebilir. Dolayısıyla e, o iletti, o kavmi reddetti, sonrasında helak oldular diyebiliriz. Kısasından çıkaracağımız dersler ki zaten Allah e, Kur'an'da diyor ki bu hikayeleri yani kısaları kalpleriniz tatmin olsun diye ve Örnek alın, öğüt alın diye veriyorum diyor. Hani boşu boşuna Kur'an'da hikaye yazıyor bir sürü diyen böyle e, insanlar da olabiliyor bazen. Ama o hikayelerin bir amacı var. Biz mesela Ömer Seyfettin'i okuduğumuz zaman ne yapıyoruz? Hayatımızda doğru insanların daha başarılı olduğunu, e, Vatan, kötü, kötü insanların başarısız ve hayırsız olduğunu öğrenerek... Bir ders çıkartıyoruz. Aynı onun gibi Kur'an'da da Allah insanlara kısalar. Hazreti Şahib'in kısası, Hazreti Musa'nın kısası, Hazreti İsa'nın kısası, Hazreti işte Zekeriya'nın kısası. Bunları dinleyince, Hazreti Lokman'ın kıssası bunları dinleyince sen ne anlıyorsun? Övüt alıyorsun. İşte buradan çıkacağımız dersler şu. Adalet, doğruluk, güven, bunların olmadığı toplumlarda aslında huzur yok. Huzur olmadığı zamanda insanlar birbirini yiyorlar. İşte biz de e, toplumsal adaleti, do herkesin doğru sözlü olmasını, güvenilir olmasını sağladığımız zaman başarılı olabiliriz. Dersini çıkartıyoruz aslında burada. Meksika'da istihbarat çıkmış hocam. Evet ne alakası var Meksika'dan bana ne? Toplumsal huzur ve barış için bu değerlere dikkat etmemiz gerektiğini öğreniyoruz Tonguç Ölen Bey. Dolayısıyla e, o zaman mükemmel bir şekilde konumuzu öğrenmiş olduk. Şimdi ödülü sorumuzu yapalım, yorumları yollayalım. Hadi bakalım.